Hep onu söylüyorum. Kabın kadar alıyorsun. Sen bir şeyleri anlatırken ben, sen zaten biliyorsun dünyada estetiğin en son neler olabileceğini, bütün gittiğin literatürleri biliyorsun, kongreleri biliyorsun. Ama ben sen anlatırken hep böyle, dün de onu söyledim, daha böyle doğal karizma, herkesin çok doğal ve biricik bir güzelliği var noktasında takıntılısın. Ve o doğal olanı bozmuyorsun asla. Asla bozmuyorsun. Gerek de yok. O yüzden zaten son derece anlamsız buluyorum. Ve o son çok yani anlamsız. Ben eğer gelip de sana ben Charlize Theron gibi olmak istiyorum dediğinde sen böyle bize öyle bir bakış atıyorsun ki zaten sen çok güzelsin. Ne başkası olasın ki? Neden yani? Bir anda böyle insanı felsefik olarak aslında değiştiriyorsun hayatını bence. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim sana. Herkesin güzelliğinin içten geldiğini zaten biliyordum ama seninle pekiştirdim. Seninle %100 buna inanıyorum. Gerçekten iyi ki varsın, iyi ki bu işi yapıyorsun. Çok güzel dokunuşlar yapıyorsun hayatımıza. Başka bir şey, birkaç tane böyle sorum var merak ettiğim. Bir tabii tanesi ki, çok fazla, hatta yorumlara da açacağım çünkü onlar da muhtemelen soracak. Sonra sen de bize anlatmak istediğin tavsiyelerini de verirsen çok mutlu olurum. Bir tanesi kolajen konusu. Kolajen konusu inanılmaz bir kafa karıştırmış durumda. Hatta bana dün hep takipçilerim yazmışlar. Ne olur Alpmama kolajen konusunu sorar mısınız? Her yerde okuyoruz. İnternette bir şeyler yazıyor. Bir sürü tıp personelinden doktorlar anlatıyor. Bu kolajen dediğimiz hadiseyi biz gerçekten yiyeceklerden mi almalıyız? Hayır bunlar kafi değil. Bir miktar şu da mı gerekiyor? Bu kadarlık. Nedir bu kolajen? Yani almalı mıyız? Şart mı? Bir kere 20 yaş sonrası ister istemez azalan bir şey. Ve her tür dokuda olan bir şey yani. Diş, eklem, ondan sonra cıma, cilt, göz, aklına gelebilen her yerde var. Ve yani bir süngerimsi bir yapı ve bizim organlarımızın da, cildimizin de çok daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Özellikle eklem açısından çok çok önemli. Ve seneler içinde hem yaptığımız egzersizle, hem hareketle, hem kilo alıp vermeyle çok ciddi kaybettiğimiz bir şey koyacağım. Bu orada da en önemli konu şu benim için. Yani cilt için gerekli mi ve cilt için almalı mıyız dışında? Aslında eklem sağlığı açısından almamız gerekiyor bence. Çok önemli. Eklem sağlığı açısından çok büyük şart. O yüzden de almalıyız, evet. Ama nasıl almamız gerektiği biraz bizle ilgili bir şey. Eğer bunu evde işte ne bileyim 40 saat yavaş yavaş kaynatıp kemik suyundan hiç fokurdatmadan daha doğrusu kaynatıp demeyeyim. Pişirip uzun uzadıya, ondan sonra suyunu süzüp ayarlayabiliyorsak neden olmasın? Bu yapılabilir. Ya da bunların yapılmış halleri var. Onlardan alabilirler. Ya da kapsül hallerini, sıvı hallerini, jel hallerini yanına C vitamini ekleyip çok rahatlıkla alabilirler. Ben kullanılması taraftarıyım ama öncelikle cilt için değil, eklem sağlığı için. Çünkü eklem sağlığı en önemli şey. Çünkü yani yürüyerek iş yapıyoruz, elimizle kolumuzla iş yapıyoruz. Hani ciltle bitmiyor bu konu. Aslında iskeleti sağlam tutucun, omurgayı diyorsun. Aynen öyle. O yüzden o bence şart. Kolajen. Çok önemli. Yani zaten süper bir cevap verdi. Yani nasıl alabildiğimizle ilgili. O da eğer gerçekten sabrımız var bugünlerde müsait. Hani kemik sularını alıp işte kemikleri alıp yavaş yavaş 40 saat sakin bir ocakta pişirebiliyorsak neden olmasın yapsınlar. Ya da yaban birinden temin edebilirler. Ya da ben bunlarla uğraşamam. Ne güzel laboratuvarlar var, mikroptan da endişe ediyorum diyorsa bu bir yaklaşım şekli. Biliyorsun ben her şeyi açığım. Yani herkese çünkü başkası yarıyor. Başka bir doktordan keyif alıyor. Başka bir tedavi yöntemden keyif alıyor. O yüzden ben açığım. Yani iyi olduktan sonra da hepsini kullanılabileceğine inanıyorum. Günlük almamız gereken miktar 10 binin altında olmamalı diyor dünyada, Amerika'da falan FDA. Öyle bir şeyiniz var mı? Çok doğru soru söylüyorlar da insanları her anlamda şekil ve kısıtlara koyduğun anda zorlanır insanlar. İnsanları zorlamanın bir anlamı yok. Neyi alabiliyorlarsa. Yani bir insan her gün paça suyu da içemez şimdi. Tabii ki. Neticede bu tarz takviyelerde örnek veriyorum. 6 ay alınır, 3 ay alınır. 3 aydan sonra başka bir takviyeye geçilir. Küv yani. Aynen öyle. Örnek veriyorum. Koenzim kütüne geçilir, omega 3'e geçilir ama bunların hepsinin aslında yaşam şekline göre belirlenmesi gerekir. Örnek veriyorum. Sen kemik suyu tüketen biri olabilirsin ama balıkla hiç aran olmayabilir. Bu durumda zaten önceliğin kapsül olarak omega 3'ü almak olabilir. Doğru. Ya da daha depresifsindir. Yalnızca omega 3 yetmez. 3, 6, 9'u eklemek gerekir. En çok önerdiğiniz diye bir soru da var ama şey değil dediğim gibi yani
Ben kendim evde hazırlananları kullanıyorum, açık söyleyeyim sana. Tamam, peki. Açık söyleyeyim. Yani kapsüllerden de son derece fayda gördüm. Defalarca hepsini de kullandım. Hiçbir için kötü diyemem. Ama şu anda da özellikle dışarıdaki sıkıntıları biliyorsun COVID'e. O nedenle uygun değil. Kimler almamalı diyor. Küçücük çocuklara vermeyelim tabii ki ama 18 yaş üstü, özellikle 30 sonrası eklem sağlığı sıkıntısı yaşayabilecek. Çünkü her kadın doğumla beraber kilo alıp veriyor ister istemez. O yüzden de hani onları yapalım. Onlar alsınlar 30 yaş üstünde kilo alıp verme sıkıntısı olan ya da eklem sıkıntısı olan, spor yapamayan ya da fazla spor yapan, yani eklemin zorlayabilen herkese alsın. Mesela şey var, babam 75 yaşında kullanabilir. Evet. Ama öncelikle örnek veriyorum, şekeri, tansiyonu yoksa kemik suyuyla sizin hazırlamanız daha doğru olur. Olmuyorsa kapsül olarak da alabilirsiniz. O da bir opsiyon. Siz ve eşiniz ne kullanıyorsunuz demiş. Yani herkes Aysun'un güzelliğinin sırrını merak ediyorlar, ben biliyorum. Mutlu bir evlilik efendim. Biz sevilmek kadar bir kadını güzelleştirecek başka bir şey yoktur dünya üzerinde. Bence de öyle. Ama ben evet bu evde hazırlanmış olanlardan temin ediyorum. Onları işte sıcak suyla beraber limonla tükettiğim iyi oluyor. Aysun yemeklerin içine de ekliyor. Çok keyifle kullanıyoruz. Bunları yapamadığımız dönemde de klinikte mesela Bilge takip eder benim ilaçlarım. Bilge mesela kapsülleri alır o dönem, sıvılarını alır. Onları yavaş yavaş değiştirir ama yani mümkün mertebe işte taze veya taze hazırlanmış olanı tercih ediyoruz. Alp Bey'e sorularınızı sorabilirsiniz. Ha, soruyorlardı zaten. Mesela hiç yumurta et yemeyen biri için bu durumda zaten ister istemez kolajeni almak gerekecek. Çok zor temin etmek başka türlü çünkü. Hayvansal gıdayda istemiyorsa o zaman kapsül olarak alabilir rahatlıkla ya da sıvı formları var, sıvı formlarını alabilir. Ya ben kullanımız taraftarıyım, markaya da çok takılmıyorum. Peynir, zeytin, bitkisel bir şeyler yemeyen biri için. Anlayamadım orayı ama. Çok fazla marka geçiyor aşağıda, hiçbir önemi yok. Yani dediğim gibi hangisi size uygunsa, bütçenize, zamanınıza, kendiniz yapabiliyorsanız, kendiniz yapamıyorsanız internette temin eden bir sürü marka var, onlar daha temin edilebilir. O ya zaman kolajenin açıklamasını yapmış oldun. Şimdi başka bir şey soracağım. Evdeyiz, cilt havalar da böyle, ya evdeyiz sonuçta, çok fazla dışarıda teşkime sahibimiz olmadığı için cildimiz dışarıda oksijen, doğal ortama çok karışmayacak. Genellikle de şu anda bütün kaloriferler yanıyor. Hala evler soğuk vesaire. Cildimizin kurumaması için özellikle tavsiye ettiğim şey var mı bize? Bir numarası su. Yani bu boyutta bir bardakla içiyorum farkındaysan. Sen günlük hayatımda gördün beni. Herkes 3 litreden fazla içtiğimi bilir benim etrafımdakiler. Su birinci konu. İki, sen ve ben çok şanslı olanlardanız. Yani kapıyı açıyoruz. Terasa, balkona çıkabiliyoruz. İstanbul'da balkonu, terası, bahçesi olmayan onlarca insan var. Hiç olmazsa gün içinde evlerini muhakkak pencerelerini açıp oksijenlendirmeleri lazım ve güneş almaları lazım. Güneş, hani mikrobun kırılması açısından da çok çok önemli. Onun ötesinde de muhakkak nemlendirici bir şey kullanmalarını tavsiye ediyorum. Dışarı çıkmıyorlarsa güneş görücü önemli değil ama özellikle çalışanlar için. Bu havada dahil ben en takıntılı olduğum şey hayatta güneş koruyucu. İçinde çinko olan ya da titanyum olan, hani bu makyaj malzemesi gibi olanlardan çok daha beyaz olan, çocuklarımıza da sürdüğümüz güneş koruyuculardan kullanmak muhakkak şart. Ama sabah akşam bir nemlendirici. İçinde hyaluronik asit içeren olabilir, koenzim kütür olabilir. Kişiden kişiye değişen çok fazla şey var. Ama en yani inandığım ürün içeriği olarak benim birincisi hyaluronik asit içerik. Yine kolajene dönüyoruz aynı şey. Krem olarak da hyaluronik asit kullanmak. İkincisi de C vitamini. C vitamini günlük hayatta alabildiğimiz kadar almakta fayda var cilt açısından, nemlenme açısından da. Çünkü o damarları da tamir ediyor. Kolajenin tekrar modellenmesi için de destek oluyor. O yüzden C vitamini çok iyi bir takviye. C vitamini hem yiyeceklerle alabildikleri kadar alsınlar. Maydanozda da var, kivide de var, işte sivri biberde de var. Portakal, mandalina, greyfurt zaten bunlarda da var. Ama aynı zamanda C serum üreten firmalar var ya da demlendiricisinin içinde C vitamini olan ürünler de var. Bu sandoz ürünler falan da buna dahil mi? Hayır yani kullanabilirler rahatlıkla. Yani. Efervesan olabilir, ester olabilir. Her. Ester olan kapsüller, efervesan olanlar. Her türlü C vitamini. Yani günlük 500 civarı özellikle de bu hani savunma sistemimizin biraz onu soracaktım. Binlik değil mi çok o yüzden? Önemli. Her yani gün. Mümkünse binlik. Kilo yani. Yapmıyor
Ya C vitamini ne kilo yapar? Aynı iştahı açar. O birazcık şeydedir. Vitamin B12'dedir. Yani cilt için son söyleyeceğim şey olabilir. Vitamin D. Vitamin D'de de hep hani güneşten bu kadar korunacağız ama vitamin D'yi nasıl alacağız diyorlar ama vitamin D'yi aldığımız yer aslında burası. Her bireyin içi. O yüzden hani güneş yiyeceksek bile güneşlememiz gereken yer Öyle. burası. Aynen öyle. Yani oranın güneş görmesi gerekiyor. Çünkü burada damarlar çok daha yüzeyli olduğu için D vitamini çok daha rahat absorbe edebiliyor. Evet. Ve buradan kullanabiliyor. Yani yüzümüzden gördüğümüz güneşin D vitamini açısından çok faydası olmuyor. Peki açısından çok faydası olabiliyor. Onkologlar da D vitamini gerçekten hayati bir ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Burada da günlük Çok D haklılar. vitamini almak lazım, değil mi? Günlük. Yani günlük D vitamini damlaları olabilir, tabletleri Damlalar, olabilir. Çok sıvı, fazla hap formu var. olabilir. Yani 500 var, 1000 var, 2000 var. Hangisi uygunsa rahatlıkla kullanılabilir ama kullanmak lazım. Çünkü şu anki hani o kötü huylu hücreler genelde ben biliyorsun o lafı ağzıma da almıyorum mümkün mertebe. Ki hiçbirini çağırmayalım hiç kimse için diye. Kötü Evet. huylu hücrelere dönüşmemesi için D vitamini son derece faydalı. Son derece uzun vadede faydasını görüyoruz. D ve C zaten serbest sayabileceğimiz, onkologların bile itiraz etmediği nadir ürünlerden, özellikle D. Hiçbir zaman itiraz etmiyorlar. C'de de özellikle onkolojik bir sıkıntı varsa serum olarak kullandırıyorlar ama tablet olarak kullanımı da gene kısıtlamaya gidiyorlar. Günün hangi saati almalıyız, tavsiye edersiniz diye sormuşlar. Yani C vitamini mesela zindelik veren bir şeydir. O yüzden hani sabah saatleri daha uygun. D vitamini muhakkak güneşin olduğu saatlerde alınmalı. O yüzden hani güneşin olmadığı akşam saatinde almaya çok manası yok. 12 ile 3 arası güneşin en yoğun olduğu dönemde almak D vitamini daha doğru olur. Hakeza omega 3'ler genelde öğleden sonra eğer balık yenmediyse eklenir. Balık yendiyse o gün almasanız da olur. Ondan sonra D vitamini söyledim zaten günün hangi saatinde diye. Özellikle güneş olan saat 12 ile 3 arası en doğru saat olur. Yaz sınırı var mı demişler? D vitamini çocuklarda muhakkak çocuk doktoruna danışmak lazım. Yani raşitizm sıkıntısı da oluyor biliyorsun. D vitamini eksikliğinde muhakkak çocuklara da vermek lazım ama çocuk doktoruna danışmak lazım. Biz de damla olarak veriyoruz o alana. O şekilde kullandırıyoruz. Yani hepimizin kullanması lazım. Mesela bir Evet. soru daha var burada. Koenzim Q10 diyor hangi saat diye. Koenzim Q10 de damar açıcıdır. Damar açıcılarında en doğru saati gecedir. Gece bizi koruduğu için. Somon DNA sormuşlar. Ya somon DNA kapsülü de var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bazı şirketler Ben üretiyorlar. bilmiyorum. Eğer şeyse somon yeme huyunuz yoksa günlük hayatta alabilirsiniz. Somon DNA'nın enjeksiyonu seviyorum ben bayılıyorum. Ay, bu süreçte yani sadece bu süreç için değil tabii, genel olarak hayatımız için. Bence sana sorulabilir, hani bir adaya düşsen Alp'e sorarsın. Bir adaya düştün ve Alp'e sorarsın. Ne tavsiye edersin insanlara? Biliyorum öncelikle ruhsal temizliği tavsiye edeceksin En ama önemli şey. sonra evet en önemlisi En o, önemli çünkü şey ruhsal içindeki temizlik. dışına yansıyacak. Çok iyi biliyorum. Kesinlikle. Bu yüzük oyun, yatma uyuma hikayesi falan türü şeylere ne Yani diyorsun? şimdi şöyle bir şey var. Yaşlanmanın birinci sebebi güneş, ikincisi sebebi yer çekimi. Şimdi bu durumda şimdi güneşin D vitamini takviye alarak artı güneş koruyucu kullanarak olabildiğince sabitlemeye çalıştık oradaki sıkıntıyı ama ikinci konu ise yer çekimi. Yer çekimi gün boyunca maruz kaldığımız ama yatarken daha şiddetli maruz kaldığımız bir şey. Bu durumda da özellikle tek taraflı yatmak ya da yüzüstü yatmak, yüzü sürekli ezmek gibi bir huyumuz varsa şöyle düşünelim. Şimdi bak özellikle sağ tarafa ben sürekli baskı yapıyorum ve uykuda biz 8 saat geçiriyoruz. 8 saat geçiriyoruz şu demek. 30 yaşına geldiğimiz gün yüzümüzün bir tarafı daha şiddetli bir şekilde günün üçte biri yani 10 sene daha şiddetli öbür Doğru. tarafla karşılaştığında yer çekimine maruz kalmış olacak. Bu durumda bir taraf 30'ken diğer taraf 40 olarak seyredecek. Bu kadar fark ediyor. Mümkün mertebe bastırmamak lazım. Bunu nasıl yapabilirler? Yüzük onun yatma yastıkları var işte. Yan yatma yastıkları var. Boyun yastıkları var. Çok fazla alternatif var. Çünkü o firavun gibi yatmak çok zor bir iş. Çok Ben zor. kendimden de biliyorum. Çok zor. Ama yapan gerçekten acayip iyi yapan hastalar var. Anormal takdir ediyor. Yapamayan için de boyun bölümünün daha yüksek olduğu yastıkları kullanabilirler. Ya da yan dönme huyları varsa benim böyle çarpı şeklinde bir yastığım var. Kendimi sıkıştıramıyorum. Onu kullanıyorum. Mümkün mertebe yer çekimine dikkat etsinler. İşte ipek yastık kılıfı diyorlar. Vesaire hepsi kullanılabilir. Çünkü Ve su dedin. Su çok önemli. su en önemli konu. Yani su içmiyorsak gerisini hiçbir Hayati. önemi yok.
Bunu ben hastalarımda da yaşıyorum aynı sıkıntıyı. Su içen insanlarda vitamin enjeksiyonunun sonucu da daha iyi. Doğumun sonucu da daha iyi. Botoksun sonucu da daha iyi. Mezoterapinin sonucu da daha iyi. Su içmeyen hastalığı hepsi daha kötü. Kalım süresi de daha düşük. Üstüne su. Yani ne kadar su içiyorsan o kadar iyi. Evet. 2-3 ay diyelim ki sana burada yastık markası sormuşlar. Yok artık. bir şey söyleyeceğim. 2-3 ay evde kaldık diyelim. 3 ay 4 ay evde kaldık. Sonra bir gün dışarı çıktık. Ve o günlerden bir gün cildimize en iyi gelebilecek şey, yani benim müdahale yaptırmak istiyoruz. Yani cilt temizliği de bir şey de oksijen de bilmiyorum ne olur. Ne yaptırılabilir? Yani ben bir kere elle yapılan cilt temizliğini çok seviyorum. En sevdiğim şey. Elle yapılan her şeyi seviyorum biliyorsun. Tamam. Yani insan teması olan, oksitosin salgılamamıza sebep olan her şeyi seviyorum. Uzun uzadıya buhar verilmemesi kaydıyla ya da alkali su buharını çok kısa süre tutmak kaydıyla cilt bakımlarını çok seviyorum. En sevdiğim şey. Sonra cilt bakımlarının devamı sayılabilecek vitamin enjeksiyonları, somon, işte hyaluronik asit enjeksiyonları, kolajen enjeksiyonları en sevdiklerim. Sonra tabii ki kırışmamak açısından da özellikle sen ve ben gibi sürekli mimik yapan insanlar için botoks kaçınılmaz gerçek. Botoks kesin. Botoks kaçınılmaz gerçek. Çünkü onları hiç olmazsa sınırlayabiliyoruz bu sayede. Evet. Biliyorsun hiçbir zaman durdurmuyorum da. En nefret ettiğim şey böyle bir kalıp gibi dolaşan insanlar. Asla. Hatta çok geçen kızıyorsun. Bir yerde bana... Yani geliyorlar sana biraz daha yaptıralım az olmadı aynen. Diyorlar. Geçen gün bana şey yazmış. Yani kendi kaşı Allah'a ekber dağına çıkmış daha botoks az yapıyorum diyor. Yani insanlar gerçekten çok vicdansızlar. İyi alıyorlar eleştirmekten. Onun için söylüyorum. Kulağımı tıkıyorum. Yani hem evet, iyiye tabii. Hem kötüye. Başka türlü baş etmek mümkün değil. Ya bu dönemde şimdi su içecekler. D vitamini, C vitamini, kolajen. Bunlara çok dikkat edecekler. Güzel uyku. Güzel uyku, yani günlük 8 saat özellikle gençlik hormonunun sağlandığı 12 ile 2 arası uykuda olmaya çalışacaklar ki bunun için 11.30'da yatağa gitmek lazım. Evdekilerle iyi geçinsinler. Geçinsinler. Artı zaten son konuda bana sorarsan o. Şu an kendimizi geliştirmek için, ruhumuzu temizlemek için. Bu arada aşağıda şahane hastalarım var. İnanılmaz bir şiddetle hepsi el sallıyor. Ben de onları çok seviyorum. Ya hocam çok özlemişlerdir seni. Çok çok yani Ayşe Hanım var, bir önce Ayşe Hanım var, acayip dünya tatlı insanlar var. Sonra Serap Hanım var, bu hastanede, etik kurulda, şu an hastane çalışanların çok destek olan insanlar var. İnanılmaz sevgi duyduğum, ya hepsini ayrı ayrı sevdiğim çok. Görüyorum. Coştular zaten. Hepsini o kadar seviyorum ki, Özden Hanım var, Özlem Hanım var. Bak hepsi birbirine el sallıyorlar, ben de. O ya. Kadar seni çok da özledim, sıkıldım. Nasıl bir hasret ya, nasıl bir hasret dönemi çok, yaşıyoruz. Çok acayip. Kapatacağız inşallah hocam. İnşallah. Şimdi buradaki en önemli şey bu dönemde ruhlarına ne iyi geliyorsa onu yapsınlar. Aysun yemek pişirip hastanelere dağıtıyor. Kimsenin yemeğe ihtiyacı olduğu için değil. Sağlık Bakanlığı her şeyi dört dörtlük tamamlıyor. Asla. Kesinlikle. Onunla ilgili en küçük bir düşüncemiz yok. Yani maskeleri var, işte dezenfektanları var ama hekim olarak... Oralardan geçtiği ve işte özellikle altısın uzmanlısında çok rüpalandığı için şunu biliyor. Bir parça, bir kek biri gönderdiyse size sevildiğinizi hatırlıyorsunuz. Yani yalnız olmadığınızı, orada emek verirken insanların sizin emeğinizi gördüğünüzü fark ediyorsunuz. Onu bildiği için mesela kendini çılgınca yemek yapmaya vurdu. Bir şey üretebilmek adına. Yani 30 çeşit yemek çeviriyor, onları komşulara dağıtıyor, dağıtamaz hastanelere gönderiyor, kurye çağırıyor. Şimdi bu ona çok iyi geliyor ve pırıl pırıl görünüyor. Yani kitap okuyabiliriz. Kesinlikle. Şahane bir kitabım var yani kalbime iyi geliyor diye oturup okusunlar. Yani. Şimdi mesela şurada yani kalplerine de iyi geliyorsa günün sonunda onu yapsınlar. Şu an temizlenmek için nasıl hani biz yokuz ve dünya kendini temizliyor. Venedik kanallarına kadar her şey temizlendi. Evet, evet. Çin'in hava ortamı dahi temizlendi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yaz muhtemelen bütün Türkiye sahilleri temizlenecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Pırıl pırıl bir sahil göreceğiz öyle egzozdan, benzinden. Her yer mavi bayraklı. Aynen öyle. Yani bu dönem kendilerine yatırım yapmaları için en iyi dönem. Dönem. Evet yani çok doğru. Otursunlar, kitaplarını okusunlar, kendilerini geliştirsinler. Çünkü tekrar geri dönüyoruz. Kendini en iyi tanıyan, özgüveni en yüksek olan kendiyle ilgili, kendini tanımayla ilgili özgüveni en yüksek olan en güzel kadın hayatta.
Çok doğru, çok güzel söyledin. Ay, bir şey daha soracağım. Bu çok, yani bunu ben de çok merak ediyorum. Şu anda herkes de merak edebilir. Ben botoksa geldiğimde gerçekten ve gerçekten vallahi billahi sadece botoks yapıyor diyorum, inandıramıyorum. Yani gerçekten inandıramıyorum. Botoks yapıyorsun, sonra işte 3 gün, 4 gün geçiyor, 5 gün geçiyor. Bir anda ama tam o zaman soruluyor bu bana. Sen elmacık kemiklerine bir şey mi yaptırdın? Yo, hayır. Mümkün değil Özlem, yaptırmışsın. Hayır diyorum, botoks yaptırdım sadece. Yemin ediyorum burama botoks yaptı Alp, işte şuralara. Yok yok, elmacık kemiklerinde bir şey var senin. Ya o botoks dediğimiz hadiseyi herkes yapıyor ya. Aslında o kadar herkesin yapmaması gereken çok önemli bir işlem değil mi? Ya şimdi ben böyle de düşünüyorum Özlem. Herkes yapsın, hiçbir sorun yok. Çünkü ne yazık ki herkes aynı dili konuşmuyor. Aynı dili konuştukları insanlara ihtiyaçları var ve Türkiye'de ne yazık ki doktor sayısı 1000 kişiye işte 1.8 midir nedir, yani 1.9 çok az hekim sayımız var. O yüzden gitsinler yaptırsınlar, hiçbir sorun yok. Yani ben hiç kimsenin hiçbir şey yapmamasına karşı olan biri değilim. Asla takılmıyorum ama legal şartlarda yapılsın. Tabii bir muayenehanesi olsun, kuaförde yapılmasın. Evet. Bir de abartmayın. Doğru yapıyorsun. Yani abartmayın. Şimdi orada da şöyle bir sıkıntı var. Sen ve ben gibi olduğuyla mutlu olan, olduğunu korumak isteyen bir insan grubu var. Onlar genelde benim müşteri kitlem. Bir de hayır, böyle taş gibi olayım diyen bir kitle var. Şimdi onlar da eğer yarın güneye çıkıyorlarsa, maksime çıkıyorlarsa okey, gene kabulüm, gene yapayım. Doğru. Ama herkesin bir yaşam şekli var. Yaşam şekline göre bir takım şeyleri talep etmesi lazım. Ben sende gördüğümü yapabilirim ancak. Hekim olarak kendimde en beğendiğim şey o. Evet. Karşımda gördüğümden başka bir şey yapmaya çalışmıyorum. Sende ne görüyorsan onu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Zaten elmacık kemiklerin çok belirgin. Şimdi bu durumda göz kenarındaki iki çizgi gittiği anda elmacık kemiğin zaten çok görünür hale geliyor. Yani ötesinde de mesela Eylül'de başlayıp Haziran'a kadar mezoterapi yaptığım hastalar var. Onda da onu gördüğüm için onu yapıyorum. Ben herkesin bir yaratılışı var. Bazen benden hiç beklenmeyecek bir şey ama 6-7 enjektör dolgu yapıp acayip şişirdiğim de oluyor. Çünkü kadın o işi yapıyor sahne sanatlarında. Tabii tabii. İşte herkes de ne görüyorsa ne yapıyorsun. Çok, çünkü evet. Şimdi senin giydiğin ayakkabıyla bir başkasının giydiği ayakkabı aynı olmuyor. Yani olmaz. Biri 3 puntoyla dolaşıyor, biri babette, biri 13 puntoyla. Ama yani resim yapmak gibi değil mi? Yok. Yani aslında anatomiyle vücut kemik yapım var, bir anatomi var. Sen bunu kesmeden, biçmeden, küçük rutuşlarla, silgi gibi silerek, orayı belirginleştirerek falan böyle bir şeyler yapıyorsun. Zaten şimdi neyse güzel olan onu çıkartmak aslında bana göre bir hekimin esas yeteneği. Mevcut varlığını parlatabilmek. Bizim zaten görevimiz, bana göre. Herkes için aynı şeyi söyleyeyim ama bizim görevimiz, ben Aysun için konuşayım hiç olmazsa, insanlara yol arkadaşlığı yapmak, daha iyi hissettikleri noktaya onları taşımak, bu sayede de hayatı daha katlanılabilir yapmak. Çünkü bir erkeği güzelleştirdiğinde yalnızca bir erkeği güzelleştirip iyi yapıyorsun ama bir kadına dokunduğunda, onu mutlu ettiğin anda bir kadının etrafındaki en az 50 kişiyi mutlu ediyor. Yani çocuklarını, kocasını, beraber çalıştıklarını, etrafındaki arkadaş grubunu. Kadın çok böyle üreten, yayılan bir cins bir erkekle kıyasladığında. O yüzden de yani kadınları güzelleştirmek dünyadaki en keyifli işlerden. Ama beyler de önemli bence. Ben kendine bakan beyleri de çok takdir ediyorum. Yani günümüz artık öyle bir yüzyıl. Çünkü şöyle bir şey var. Yani şimdi sen çalışan olduğunu düşün. Tabii. Patronun da bir beyefendi olsun. Patronun tabii. Beyefendi ve ertesi gün geldi. Özellikle mesela bu dönemden geçiyoruz ve çalışmak zorundasınız. Adamın göz altları mor. Böyle kaşarası olmuyor, evet. Bir çalışıyor. Son derece huzursuz. Dersin ki bir şeyler ters gidiyor herhalde. Ya patron bizi işten çıkaracak ama ertesi sabah böyle zımba gibi gelmiş bir adam gördüğünde, böyle tıraşını olmuş, ondan sonra pırıl pırıl üstünü giymiş, saçı taranmış, ceketini yüzünü yıkamış. Aynen, yüzünü yıkamış, işte kolonyasını sürmüş, tertemiz bir adam gördüğünde de dersin ki okey, işler çok iyi, benim endişe etmeme gerek yok, rahatlıkla çalışabilirim. O yüzden de yalnızca hani güzelleşmek açısından değil ama hem başkalarına saygımız, hem çalışanlarımızın rahat etmesi, kendilerini güvende hissetmesi için bile yapmak durumundayız. Dünya üzerindeki politikacıların neredeyse %99'u yaptırıyor bu işi. Yaptırıyor. Evet, çok yaptırıyor doğru. Yaptırıyor ki düzgün görünsünler. Erkekler dozunu kaçırmasın diyorlar. Çok haklılar. Kadınlar da kaçırmasın. Hiç kimse dozunu kaçırmasın. Bence de yani, kimse kaçırmasın. Bunun dozu var. Evet. Bunun bir dozu var. Seni çok seviyorum. Ben de. Seni çok seviyoruz. Biz ben böyle de. Kocaman bir guruyuz zaten. Gerçekten kalbime çok iyi geldi.
Artmamak bence inşallah herkesin yolu geçer, gelir, görür, tanışır. İnsana estetik kaygılarını değil, insanın içindeki estetik duygusunu ortaya çıkartıyorsun. Bunun için gerçekten sana çok teşekkür ederim. Minnettarım. Bence bunun için okumuşsun. Bunun için okumuşsun. Anam baban seni bunun için okutmuş diyeceğim. Evet. Aysun'la da çok en kısa zamanda onunla da yapmak istiyorum. Araya seni sokup bir randevu alacağım çünkü. Keyifle. Çok mutlu olurum. Fan kulüp kurmaya karar vermiş Bilge. Bilge'cim ben de destekliyorum fan kulübünü. Arkandayım. Herkes seni çok seviyor. Onlar olmasa ben parmağını oynatabilecek biri değilim. Yani Aysun da Bilge beni sürekli itirdikleri için çünkü... Ama çok estetik, yoğunsun, vaktin yok. Ya, estetik kaygım da yok. Aslında bakarsan ikisi olmasa çalışmam bile büyük bir ihtimal. Tabana bakarım. Yani üretmeyi çok seviyorum ayrı bir mevzu ama yani çok bastırıyorlar. İşte Instagram hesabını aktive et. YouTube kanalını kur. Evet, lütfen. Bunu sonra... ben de istiyorum. Bunu ben düşünüyorum. Lütfen bir şey söyleyeceğim. Sana bir ev ödevi verme. Sen bunu kadınlara borçlusun. Bu dünyaya borçlusun. Şu Instagram hesabında şöyle hap gibi küçük motivasyonlara ihtiyacımız var. Gerçekten çok önemli. Çalışacağım. Yani Instagram'ı, YouTube'u bugün ilk defa kurdum. Bunca baskının sonunda. Hepsini çalışacağım. Sakin sakin yapacağım. Evet, nasıl yavaş yavaş. Şey İnsanların da motivasyonuna ihtiyaç var. Yani bir insan değişirse dünya değişiyor. Senin orada güne katacağın bir motivasyon gerçekten bizde çok büyük bir etki yaratabiliyor. Gözün güzel, gönlün güzel. Baktığın bir şeyde bile resmi paylaştığında bile senin gözünle bakmaya seviyorum. Orada gördüğünü görmeyi seviyorum. İyi ki varsın. Eksil ve çoğal inşallah. Aynı şekilde. Öpüyorum seni. Çok ben teşekkürler herkese. Hoşça kal. Bay bay. Kavuşacağız inşallah. İnşallah.